Şimdi Türkiye'deki siyasi arena 12 Mart olayıyla birlikte büyük baskılar tabii vardı. Sendikalar, siyasi partiler kapandıktan sonra doğru dürüst görev yapmıyordu. O günün meclisine 274-275 sayılı bir yasa teklifi verdiler. Bu tamamen yani bütün sendika kollarını aynı iş kolunda %10 barajı diye bir baraj getirdi. Bu kadar barajı aşamayan sendikalar kesinlikle toplu sözleşme yapamaz diye karar aldılar. Biz tabii diske bağlı sendikalar buna karşı çıktılar. Bir hafta sonra biz diske çağırdılar. Dediler ki Merter'e sizler yöneticisiniz, bize yardımcı olacaksınız. Beni güvenlik bölümü, kürsü güvenlik bölümüne seçtiler. Çok sevinçli, hızla. O günün akşamı sabaha edemedik yani. Saat 5'te kalktım, 1 Mayıs'a. Sendikalar geliyor, sendikalar geliyor. Çok güzel, hava çok güzel, her şey çok güzel. Biz sevinçten patlıyoruz yani. Alan doldu, artık taşmaya başladı. Türküler, halaylar çekiliyor. O ara Kemal Bey konuşmaya başlayacak. Büyük sloganlar şöyle bağırışıyor. O ara bir sular idaresi oradan bir pat 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 diye bir ses şey çıktı. Silah sesi duyduk. Gitti de dalgalanmaya başladı. Şeyden Intercontinental Otel'den de patır patır sesler duymaya başladı. O panzer şerefsiz paletliydi. O panzer resmen onu gördüm gözlerimle. İnsanların üzerinden yırtarak böyle yırtarak toplumu yırtarak altında kalan mı var yok mu var? Şeye doğru şeyden çıktı. Taksim tarafından Sıra Selviler değil de Beyoğlu tarafından çıktı. Gümüşsuyu tarafına doğru yürümeye başladı. Ondan önce de bir araba gene aynı yerden çıktı. Beyaz bir Renault araba. Ama silah ateş ediyor herif. Ateş ederek gidiyor adam. Görüyoruz gözlerimizle. O panzeri hiç kaç sene geçti ha? Hiç unutamıyorum. O anı hiç unutamıyorum. Bağırışmalar, çağrışmalar, pankartlar devriliyor böyle. O sahneyi yaşıyorum yani resmen. Çok üzüldüm, çok canım sıkıldı, çok. Halen duygulanıyorum yani. Uzun süre biliyorsunuz Taksim yasaklandı. Hatta bugünkü gibi başka alanlara da verilmedi yani. Verilmedi. Uzun süre başka alanlara verilmedi. 78'de Ecevit iktidarıyla birlikte sendikalar 1 Mayıs'ı sürekli istiyorlar, sürekli istediler, sürekli istediler. Ben o günlerde çok şeyler yaşadığımız için artık ağlamak da, sevinç de bizim için basit bir şey oluyordu bence. Yani biz şey için Taksim'i artık bütün çevremizde, bütün kuruluşlarda, ilerici sosyalist, komünist kuruluşlarda artık Taksim'in adının Taksim olmadığını, 1 Mayıs alanı olduğunu, 1 Mayıs meydanı olduğunu zaten bütün yayınlarda, konuşmalarımızda orası artık 1 Mayıs alanıydı. Hayır, hiç yakalayamadım. O yani Maltepe'de, başka bir yerde yapılan Bakırköy'de yapılan hiçbirini tabii kaçırmayız. Mümkün değil kaçırmamız da. O heyecanı hiç yaşayamadım. Artı şu beni çok üzdü, çok üzüyor. Halen devam ediyor. Ya Türkiye'de İşçi sınıfı hareketi yani gerçek partisine ulaşamadı. Gerçek partisi halen yok. Hala tekrardan yaşanabilmesi için siyasi hareketin yani Türkiye'deki siyasi hareketlerin kesinlikle hiç değilse 3-5 gruba inmesi gerekli. İşçi sınıfının, sendikalarının ve iktidarı grevlerle, direnişlerle, işte mitinglerle 1 Mayıs'ta Allah, başka bir işçi sınıfının mücadelesiyle yenilirse ancak sermaye sınıfına dur, hiç değilse dur bir parça tekme atılıp bir ayağına tekme vurup yere birazcık düşürürse ancak Türkiye'deki işçi sınıf hareketi ve 1 Mayıs'lar özgürce kutlanabilir. Bu seneki 1 Mayıs tabii bizim gücümüzden kaynaklanan bir şey olmadığı için devlet çarkı diyor ki falan yerde yapacaksın.
Mecburen oraya gidiyoruz. Bir tarafımız zaten kırık. Şeye gidemediğimiz için, 1 Mayıs alanına, Taksim'e gidemediğimiz için. Ama zaten mecburen gideceksin. Ben 76 yaşındayım. Oraya gitmeden kesinlikle olmaz. Bu yaşam, ekmek, su gibi bize gerekli. Hava gibi bize gerekli.